Oh, burada güzel. Dur, şurada mı? Burada güzel. Evet. Arkadaşlar, herkese yeni bir videodan selamlar. Bugün akşam vakti açıyorum videoyu. Çünkü evdeyim, oturuyorum. Ve dedim ki ben neden video başlatmıyorum ki? Günüm boşsa tabii ki ne olacak? Size ayıracağım. Çünkü videolarımı her zaman gerçekten böyle size çok vakit ayırabileceğim günler çekmek istiyorum ki o video dolu dolu olsun istediğim için. Ben de şu an evdeyim. Bu arada komik değil. İki tane bir sivit ve bir tane kazan var. Güçlü kombim kapanmış. Bazen su doluyor ya. Ev biraz soğumuş ne yazık ki. Sanırım mesela ben sabah çıktığımda kapansa 7-8 saat herhalde kombim kapalı durmuş ve ev biraz soğuduğu için ben de böyle iki kat giyindim. Üşümemek adına iki tane de çorap giydim. Şimdi battaniyenin altına falan oturacağım. Neyse. Biraz önce ne yaptım? Kendime bir Türk kahvesi yaptım ve yanında da bir tane çikolata gömdüm. Kahveyle çikolatayı çok seviyorum. Akşam yemeğimi de akşam yemeğinde çok güzel bir yemek yedim. Instagram'dan takip edenler görmüştü. Pastırmalı kuru fasulye yaptım. Yanına da pilav, turşu, ev turşusu annemin. Gerçekten bugün ay bugün bomba bir cuma oluyor. Yani dop dolu tam böyle ev yemekleri yediğim bir gün olmuş. Neyse şöyle oturayım biraz sohbet edelim. Bakar mısınız battaniye değil yorganla duruyorum. Yani ne yapayım? Ev soğuk, ev soğumuş. Haftam yoğun geçtiği için çok fazla böyle günlük vlog ev yani hafta içi çekemiyorum. Çünkü tek yaptığım şey sabah 6'da kalkıp işe gitmek, öğlen eve gelmek, uyumak. Yani sonra da dışarı çıkıp bir şeyler yapmak. Yani inanın belki size şunu söyleyeceğim. Yani düzenli evde bile yemek yemiyorum. Çünkü gücüm olmuyor, yemek yapasım gelmiyor. Dışarıda falan yediğim zamanlarda dışarıda bir şey çekemiyorum. Ama bu hafta sonu özellikle size ayırmak istiyorum. Mesela şey düşünün, yarından bir market alışverişimi yapsak, biraz sağlıklı ürünler falan mı incelesek? O tarz bir şey düşünüyorum. Hem böyle günlük vlog falan olur diye tahmin ediyorum. Bir de size bir şey söyleyeceğim. En son gelen videoma yorumlara baktım. Böyle yani iki kesim var. Sağlıklı beslenme hakkında konuşur da tamam anladık ya, bu kilo verdin artık sağlıklı beslenme hakkında çok konuşma ya da işte anlatma diyen var. Hiç anlatmadığım zaman da hiç sağlıklı beslenme hakkında konuşmuyorsun diyen var. Artık gerçekten ne yöne gideceğimi şaşırdım. Böyle diyorum ki bir video sağlıklı beslenme olsun, bir video günlük vlog olsun, öyle mi tamamlasak? Ya şunu söylemek istiyorum size. Ben artık kilomu verdim. Sonuçta koruma dönemindeyim. Ya size dediğim gibi kahve yanında bir tane bir porsiyon çikolata bile yiyebiliyorum. Çünkü koruma dönemindeyim. Hani diyetteyken bile yarısını yiyordum. Yani artık böyle çok fazla diyet modunda değilim. Sağlıklı beslenip dengelemeyi biliyorum. Spor yapamadığım zamanlarda ölçümü bilerek hayatıma devam ediyorum. O yüzden de böyle hani hayatımız sadece sağlıklı beslenme olmayacak. Yani sosyal hayatınız var, o var, bu var. Sadece yemek düşünerek de hayat geçmiyor. Ben de bazen çok yemek düşündüğüm zamanlar da oldu. Onlar sadece bizi etkiliyor. O yüzden de böyle sadece yemek konuşmak istemiyorum sizinle. Bunu da söylemek istiyorum. Yani sağlıklı beslenme tabii ki çok önemli ama hep de yani konuşmak gerçekten bazen can sıkıcı olabiliyor. Bu arada ben güzel bir kışlık alışveriş yaptım. Onu denemeli falan da çekmek istiyorum ama işte üşeniyorum ya. Çekebilirsem 7-8 tane kot pantolon almam ve tanesi 60-70 lira falan. Artık Zara'dan gidip hiçbir şey alamıyorum. O kadar pahalı ki yani bir tane kaza 380, 480, 500 lira falan vermek istemiyorum. O yüzden de böyle genelde yani Trendyol'dan falan bakıyorum. Geçen gün mont baktım hatta mesela AVM'den. Artık sizde de oluyor mu bilmiyorum. Ben mesela AVM'ye gidip kıyafet denemeye de üşeniyorum. Böyle eve gelsin ben deneyim sonra beğenmez miade ederim falan modunda. Üşeniyorum yani. Neyse AVM'den mont baktım. Vardı 300 liraya falan montlar buldum. Hatta sordum size. Ama sonradan da iki tane mont arasında kaldım. Siz de %50-%50 gibi kalmışsınız. İkisini de almadım bu yüzden. O yüzden internetten falan böyle vizor rengi yani böyle sütlü kahve bir mont arıyorum. Böyle genelde siz siyahlarla falan beyazlarla güzel olur diye düşünüyorum. Siyah montum var. Sanırım 3 kıştır giyiyorum. Artık onu da değiştirmem gerekiyor. Yani çok rahat hala giyerim de hani böyle bir tane daha mont almak istiyorum falan. Öyle bir moddayım ama bakacağım, araştırıyorum. Hazır indirimler falan başladı böyle. Yavaştan bir ay sonra falan tam indirim olacak. O zaman da böyle kürklü ceket arıyorum. Biker ceketler var ya. Sadı varsa 800 liraya beğenmiştim. Almadım. 2 hafta sonra 10 gün sonra 900 lira oldu ve hiç inmiyor. Belki oyunlar son alırım diye düşünüyorum ama artık inse bile ilk gördüğümüz fiyatlara falan yiyecek zaten değil mi? Ne yazık ki böyle şeyler var. Yapacak bir şey yok, neyse artık. Öyle yani ben şu an ev modundayım. Artık sadece bol su içip günü kapatırım diye düşünüyorum. Canım tatlı istiyordu, tatlı kahve keyfimi de yaptım. Şimdi artık belki bir film falan açarım. Hangover izledim geçen gün 3 bölümü. O da çok keyifliydi, onu çok sevdim. Bu arada videonun yarısı zaten böyle konuşmayla oldu ama böyle sohbetleri özlemişsinizdir diye düşünüyorum. Bu arada yüzüm gözüm gerçekten arkadaşlar soğukta hiç makyaj bile yapmadım. Sabah bir ruj sürmüştüm, o da çıkmış. Böyle tam ev modundayım, pijama modundayım. Sabahleyin de bir kahvaltı yaparız ama evde çok bir şey yok. Arkadaşlar şöyle getiri açtım.
Yorganımla birlikte bakıyordum. Size bir şey söyleyeyim mi bilmiyorum ama ben bunu çok seviyorum. Bu şekersiz arkadaşlar, limonlu maden suyu. Ya yani bir kalori ve tatlandırıcı var ama gerçekten tadı çok güzel. Ya yani bu benim favorim. O yüzden bunu sepetime ekleyeyim. Böyle şey çok seviyorum. Bir şey almayacak olsam bile böyle geçiden bir şeyler bakmayı çok seviyorum. Bunu aldık. Süt lazım ya. Süt falan bakayım diyorum. Süt süt süt. Ben yarım yağlı seviyorum. Tam yağlı sevmiyorum. Şöyle neyse şöyle light süt alayım. Meyve sebzede neler varmış acaba? Aa hiç meyve kalmamış. Zaten birkaç gündür getir çalışmıyordu galiba. Avokado var, patates var. Bunlar çıkalım o zaman. Fırından da neler varmış? Yulaf almak istiyorum da burada benim sevdiğim yulaf var mı acaba? Hadi gelin şöyle fit formlara bakalım neler varmış. Böyle gerçekten neleri kullandığımı söyleyeceğim. Şu züber güzel arkadaşlar. Vegan böyle züber fındıklı meyve barını seviyorum. Şunlar zaten katkı maddeci. Fellastar falan da iyi ama fiyatları gerçekten çok yüksek. Yani 12 lira falan. Sonra şöyle züber lokumaları falan. Bir kere aldım ama sonradan almadım. Kendim yaparım evde. Yapmadım o ayrı bir konu ama hani 22 lirada verisim gelmiyor açık ve net söyleyeyim. Şu Kellogg's'un şu granolasını falan görüyorum. Hiç denemedim ama ben Bim'den müsli almayı seviyorum. Hatta müslim bitti. Ya onda da sonuçta şeker var. Bunda da var. Hem daha uygun fiyatlı. Bim'in müslisini gerçekten deneyin. En iyi olduğunu söylüyorlar. Ama bunun fiyatı da 46 lira olmuş. 32 liraydı. Bakın böyle şeker ilavesiz. Yüksek lif içeriyor. Şu granolayı hiç denemedim ama bu da şeker ilavesizmiş. Bu da güzel bir şeye benziyor. Sonra böyle sütler mütler var. Şu Activia'ları falan seviyorum ama şunu kullanıyorum ben. Bunda geç. Şatlar var ya, probiyotik şatlar. Bunlar falan çok iyi. Bunlardan falan sadesini kullanıyorum. Genelde kullanırsam bu kış aylarında mantıklı. Bir de kullanırsam arada şunun incir ve cevizlisini seviyorum. Bunlar evet var ama çok güzel. Belki şu orman meyvelisini alayım ya. Yarın belki kahvaltıda da tüketebilirim. Zaten kuru yemişler genel. Ha yulaf varmış. Ama şu yulafı da hiç sevmiyorum biliyor musunuz? Ben lifa lifin şeyini seviyorum. Mavi olanı seviyorum. Zaten çok bir şey almıyorum. Yarın markete gidip bakarız. Alacağım bir şey varsa oradan alırım. Şu asayi ananaslısı çok güzel ama bunda da sanırım tatlandırıcı mı vardı? Ama bu gerçekten çok güzel bir çay. Arkadaşlar şöyle sıcak bir şey içesim geldi. Bir şu dokuzlu çay var. Bunu da seviyorum. İçeriğini bir göstereyim. Hep unutuyorum içinde neler olduğunu ama güzel şeyler var. Aa bunda da yeşil çay varmış. Biberiye, barut ağacı kabağı, yeşil çay, funda yaprağı, dut yaprağı, mata yaprağı, kiraz sapı, tarçın, kekik. Bunu içeyim ya. Yeşil çay içecektim. Şu yaseminli denemeyi düşünüyorum da. O zaman bunda da yeşil çay varsa böyle tarçın, kekik falan içilebilir. Böyle hoşuma gidiyor. Bu da biraz önce yediklerim. Şöyle çöp kutusunda poşet kalmadı, onu da atacağım şimdi. Şöyle içeceğim bardağımı çıkartayım. Acaba hangi bardaktan alsak? Şu şöyle yılbaşı geçti ama ben yılbaşı boyunca hiç bu bardağı kullanmadım. Bugün bu bardakta olsun o zaman. Şöyle dolduruyorum. Çok ay kendime sinir oldum şu an. Size kendinize sinir olduğunuz an var mı? Şu an benim kilendi. Birincisi hani size dedim ya kombi durmuş. Hani ev soğumuş. Ben kombiyi çalıştırdım ama kombi kısıktaydı ve kısıkta kalmış. Açmıyormuşum çalıştırdığım an. Böyle oldu zannettim ve şöyle işte çay olurken böyle bir yaslanayım dedim. Bir baktım kombi kısıkta. Ve olmamış. Yani şu an ısınmaya çalışacağım. Neyse artık sıcak çayımı içerim. Bu bir de. İkincisi, bunu ikinci kez çekiyorum. Kamera kayda almışım biraz önce. Onda da kendime sır olup şu an ikinci kez tekrarladım. Ay bugün çok güzel. Bugün gerçekten böyle kendinize uyuz olduğunuz anlar varsa, yani benim de oluyor ama gerçekten bugün çok oldu. Sinir oldum şu an. Neyse. Sakin. Şimdi suyum kaynıyor. Bardağımı ondan sonra koyacağım.
Şöyle mum yaktım. Çok güzel vanilyalı bir mumum var. Böyle ortamı çok güzel kokutuyor. Ve şöyle güzel bir film eşliğinde keyif yapacağım. Saat de bu arada 12'ye falan geliyor ama bugün böyle çok uyuyasım yok. Eve gelince biraz uyumuştum. O yüzden böyle şu an iyiyim. Bu arada size bir şey söyleyeceğim. Dün aklıma şey geldi. Şimdi bitki çayını yaptım ya. Bitki çayına tarçın var. İşte dün de ben ıhlamur içmiştim. Onu paylaşmıştım. İşte tarçınla, limonla, zencefili falan ıhlamur yazdım. Bir takipçim şey yazmış. Sen tarçın sevmezsin ki. O kadar böyle hoşuma gitti ki. Yani beni böyle tanıyor olmanız gerçekten. En yakın arkadaşlar bile birbirinin bazen hani çoğu şeyini bilmeyebilir. Böyle şey düşündüm hani ya beni nasıl bu kadar iyi tanıyorsunuz diye. Bir de size bir şey söyleyeyim. Evet ben tarçın sevmiyordum. Ama tarçın ve hindistan cevizi sevmiyordum. Ama bilmiyorum yaş geçtikçe damak tadı da mı değişiyor? Mesela şu an canım ne çekiyor biliyor musunuz? Elmalı kurabiye, tarçınlı hani elmalı kurabiye oluyor ya. Ve tarçınlı havuçlu cevizli kek çekiyor. 10 gündür falan aklımda bu iki tarif. Hatta bunların böyle fit tariflerini falan yapmayı düşünüyorum. Önceliğim havuçlu cevizli kek olacak. Paylaşacağım zaten Reels'ında. Ama böyle hani hindistan cevizli böyle toplar falan çekiyor. Anlamadım yani. Kokoslar falan çekiyor. Hindistan cevizi de sevmiyordum. Ama damak tadı değişiyor diye düşünüyorum. Çünkü ben de tarçın sevmiyordum ama şu an mesela hoşuma gidiyor. Geçen ıhlamur içtim. Çubuk tarçın attım falan. İşte bu tarçınlı. Hani böyle bu tarz şeylerin insanın damak tadının değişmesi falan garip aslında öyle değil mi? Ama böyle şey de hoşuma gitti. Sizin bunu böyle fark etmeniz, söylemeniz falan beni yakından takip eden sıkı takipçim biri. Çünkü bunu sürekli söylemiyordum. Şimdi ben filmimi ayarlayayım. Artık oturayım bir keyif yapayım. Bundan sonra zaten bir şey yapmam. Artık sabah görüşürüz. Günaydın arkadaşlar. Yeni bir videodan selamlar. Hazırlandım şöyle giyindim. Ama hiç daha kahvaltı etmedim. Evde de çok bir şey olmadı söylemiştim. O yüzden kahvaltıya sanırım dışarıda bir şeyler atıştıracağım. Çünkü hiç böyle domates, salatalık tarzı hiçbir kahvaltı ürünüm yok. Bir iki haftadır falan hiç alışveriş yapmadım. Böyle bugün pembelendim ne giydiğimi size göstereyim mi? Bu arada bugün hava kapalı. Bir güneş açıyor bir kapıyor ama serin. O yüzden şöyle kalın bir kazak giydim. Böyle bir kot pantolon giydim. Şöyle. Bunu Trendyol'dan aldım. İlk defa giydim ama gerçekten güzel. Geçen gün aldım. Daha yeni giydim. Zaten denemiştim. Beğendim bayağı şeyi falan. Kalıbı falan çok güzel. Bir de böyle dümdüz olsun istedim. Yani böyle yırp yırtık mırtıktı. O yüzden böyle sade olsun istedim. Şimdi altıma da siyah botlarım ve siyah montumla hazırım. Size bugün şöyle güzel bir market alışverişi çekmek istiyorum. Bim ve Migros'a bakacağım. Sağlıklı market alışverişi. Bim'den de Müslüm bitmişti. Bir Müslüm alırım. Bakayım yeni farklı ürünler çıktıysa onları falan da alırız. Ben de bayağıdır böyle adam akıllı markete bakmadığım için ne var ne yok ne geldi hiç bilmiyorum. Sonra günüm benim başlayacak. Hazırlandım zaten. Sağlıklı market alışverişinden sonra waffle yemeği düşünüyoruz. Benim yaptığımı yapmayın arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ne yapayım? Market arabamızı aldık. Şu çantamı koyayım sadece kameram için aldım valla. Sizler için. Şöyle başlayalım bakalım neler gelmiş. Ne kadar sağlıklı market alışverişine gelsem bakalım. Bu tarzı böyle direjeler, kahve yanında şeyler niye dikkatimi çekiyor ya. Bunlar falan mesela. Fiyatı çok iyiymiş 6,5 TL. Ama fazladan düşenmeyeceğim. Hayır. Şöyle zaten kuru üzümler falan var. Bunları ben böyle leblebin yanında yemeyi çok seviyorum. Gerçekten arı ürünlerde hem tat tutuyor hem de tat listemi bastırıyor. Böyle keklerin içine, kurabiyenin içine falan da atılabilir. Burada da böyle yaş üzüm var. Hurma, kuru üzüm. İşte kuru incir. Böyle. Ceviz içi. Fiyatları da zaten normal. Gayet uygun bence. Diğer yerlere göre. Bakın glutensiz zeytinli kekikli kurabiye varmış. 8.25 fiyatı. Merak edenler için bakılabilir. Arkadaşlar bu yeni çıkmış galiba ballı çikolata fındık granola diye. Fiyatı 19.5 TL ama şu çıtır müsterin olmaması üzücü. Bakın boş. 11.90 fiyatı çok uygun ya ama yok. Başka belki buna bakabilirim. Normalde bunun işte sadesi, çikolatası ve meyvelisi var ama çikolatası çok güzel. Olsaydı 3-4 paket alacaktım ama gitmiş. Çünkü normalde müsterler çok pahalı. Burada çok uygun fiyatlı. Dedim ya canım hindistan cevizi çekiyordu. Hindistan cevizi unsuz pasta varmış. Hindistan ceviziyle un yapmışlar sanırım. Sağlıklı aslında. Kalorisi
100 gramı 370 kaloriymiş. Burada bakın şöyle salep var, soğuk. Gerekecek olsam direkt olabilir. Bir de tahinler, ben tahinleri çok seviyorum ya. Çok güzel şeyler çıkmış. Ama erir. Sağlıklı mı tabii yemeği yiyorum ki sağlıklı mı? Salepli 16.90. Bir de size şey göstereceğim. Böyle ben diyetteyken bu lahmacunlardan yiyordum. Bir tanesi 60 kalori bile küçük ama gerçekten doyurucu, iki tane yiyordum. 120 kalori falan denk geliyordu ve beğendim. 5 dakikada sonunda oluyordu. Hani bildiğiniz olsun, böyle porsiyonlu, ölçülü lahmacun almak isterseniz de küçük olduğu için boyutu güzel. Fındık lahmacun gibi. Buna göre daha minik yani oluyor. 11.95 fiyatı. Yani diyet dışı ama şöyle tatlıları da çok severim. Bu kazandibis falan çok güzel oluyor. Gerçekten. Şunları falan çok ağır buluyorum ama kazandibi bence çok güzel, belki alabilirim ya. Benim canım bayağıdır kazandibi çekiyor. Ama bunlar bozulmuş mu? Anlayamadım. Kazandibi ve profiterol çok çok güzel arkadaşlar. Soğuk baklava da görmüştüm ama soğuk baklavası yok şu an. Ama bir tane kazandibi ve fırınsızlar, hafif tatlar alabilirim. Bunun da kalorisini merak ediyorsanız söyleyeyim size. 100 gramı mesela 160 kalori. Bu 180, yani 250 kalorilik bir tatlı. Ama mutlaka denenebilir. Size dün gösterdiğim meyveler elmalı ve tarçınlısı da var. Bunu daha denemedim ama denenebilir. Yani mesela kahvaltıda arkadaşlar tostun yanına bunları yiyorum. Ya da işte biraz atıştırıyorum mesela karbonhidratlı bir şeyler, peynir, ekmek falan. Bu yoğurttan yiyorum. Ya da işte içine isterseniz size bir şeyler atabilirsiniz mesela. Kuru üzüm falan da atılabilir. Ya da müslü falan atılabilir. Granola. Böyle de tüketilebilir. Ama en azından tatlı isteğini götürüyor. 64 kaloriymiş bu arada. İçinde de kaç gram şeker var? 8 gram şeker var. Normal ya. Şöyle kuru yemiş barlar aktarılan olarak gelmiş. Bademli ve turna yemişti. Mini bar diyor. Sonra şöyle çikolatalı, bu da yüksek lifli kakao kekleri var. Bu 15 lira falan sanırım. Bir de arkadaşlar ne gösterecekmiş size. Şurada da bakın çiğ badem falan. Böyle çok güzel bir şey yapmışlar. Paket çiğ badem fındık cevizi artıştığı diye. Bir de şunu alacağım. Bakın böyle hurmalı kaplı. Hurma neydi bu? İnsan cevizi kaplı bademli hurma. Aa, dün insan cevizi canı çekiyordu değil mi? Hem sağlıklı. Bunu gerçekten alayım. Başka daha hiçbir şey adam akıl alamadım. Bunu alayım. Bu da 15 lira. Böyle artık şey, aktör ürünlerde de böyle sağlıklı şeyler getiriyorlar gerçekten. Bakın mesela bu da smoothie, çilek, muz, işte elma, böyle meyve püresi falan yapmışlar. Burada böyle granolalar. Sonra şurada keçi peynirli, elmalı, patates cipsi falan yapmışlar. Bir tane de bundan alacağım. Bu da iyi. Böyle bir tanesi 90 kaloriymiş. Bakın çok yağlı değil yani. İçinde de 6.7 gram şeker var odaklı. Şöyle 5 tane varmış içinde. Bakayım kahveli falan güzel olabilir. Bir de bunu deneriz. Şöyle üstüne koydum. Aa, bakın Bim'de şöyle bitki çayları varmış. Acaba alsam mı? Bu neyli? Kayısılı. Kayısı metabolizmayı çok hızlı çalıştırıyor ama şey diyorlar, sinemek olması kötü değil mi? O bağırsaklara zarar veriyormuş belli bir süreden sonra. O yüzden bu tarz şeyler üstü olabilir ya. Ada çayı. Babaannem aklıma geldi. Babaannem hep içerdi ada çayı. Çok rahatlatıyor. Papatya da öyle. Bugün bir şey beğenememe günündeyim. Bu güzel bir şey. Yani almak için almıyorum. Gerçekten çok gerekli. Ama şunda gene çok kaldı. Bakın gene buraya döndüm. Böyle kahve yanında böyle minik şeyleri seviyorum ya. Bir tane de ceviz sucuk alacağım. Canım çekti. İki tane bunu aldım. Şekerli avresi, sütlü çikolata. Bu gerçekten Belçika çikolatasına benziyor. Tadı çok güzel. Ben geçen resimde yaptım. Fondü yapıyorum. Böyle eritiyorum çikolata çilekle muzla. Bunu kullanıyorum. Özen lazımdı. Çoğu ürün kalkmış bile sanırım. Böyle çok içime sinen bir şey bulamadım. Hatta şey dedi adam da işte, sordum müşteriyi de, sevkiyat olacak bugün, gelir büyük ihtimalle de, bakacağım. Şimdi bir Carrefour'a gidelim, biraz Carrefour'a bakalım. Migros demiş mi? Carrefour'daki daha büyük. Carrefour'da böyle değişik ürünler gelebiliyor, yeni güncel şeyler. Arkadaşlar bunu alacağım. Şu Pudding Light'ı geçen de zaten paylaşmıştım. O kadar güzel ki Maplik'ten tadı bir farkı yok ve 60 kalori falan. Bunun vanilya aromalısı da çıkmış. Bundan da alacağım. Şöyle iki tane paket var. Yani neredeyse bir paketten iki kase çıkıyor zaten. Yani 4 porsiyon diyebiliriz bir pakete. Bir kutuya yani. O yüzden şöyle fiyatını göstereyim. 6.25. Normal pudingler 110 kaloriyken bu 60 kalori, yarı yarıya ve tadı hiçbir değişikliği yok. Böyle diyetteyken bile canınız tatlı istediğinde, böyle bir tatlı olsa da yesem dediğinizde mutlaka tüketilebilir. O yüzden şu ikisini aldım. Carrefour'dayım.
Bakın light krem şanti falan bile var ama ben çok kullanmıyorum light krem şanti. Portakallı şeker, limonlu şekerler falan böyle çeşit çeşit şeyler var. Bir de sağlık ürünler göstermek isterken yani böyle karışık böyle light mayonez de var. Bu mayonezler de arkadaşlar normal mayonezin yarısı. Ben mayonez sevmiyorum. Bir tek sevdiğim ketçap ya da barbekü. Ama normal şeyin yarısıdır mayonez anlamında. Kaç kaloriymiş? Normal mayonez 644 iken bu 270 kalori. Bayağı yarı yarıya. Şöyle sağlık ürünler. Ben form olarak genelde bunu kullanıyorum arkadaşlar. Ekmek yerine kamalı bile götürüyorum. Çekmecemde duruyor. Ekmek yerine bundan iki tane yiyorum. İşte peynir sürüyorum, tahin pekmez sürüyorum. Şöyle moru da var ama bu tadı çok güzel. Tanesi de 30 kaloriye falan denk geliyor. Bir ekmek 120 kaloriyken 3-4 tane yiyebilirsiniz ve gerçekten tok tutuyor. Böyle işte peynir, zeytin, tahin pekmez, bal her şey sürüyorum. Başka sevdiğim... Size şöyle sevdiklerimi göstereyim, genel tüketiklerimi. Uzun zamandır form ürünlerini tüketmiyorum artık gerçekten. Arada kullanırsam Vasa kullanıyorum ama şu zaten karbonhidrat ihtiyacımı gideriyor. Leblebi falan tüketiyorum. Bunlar çok işlenmiş geliyor artık. O yüzden canım istemiyor. İşlenmiş ürünler yerine inanılmaz çubuk kareker yiyorum yani. Mesela atıyorum 10-15 tane çubuk kareyip açlığımı bahsediyorum ara önünde. Arkadaşlar şu baklavayı çok merak ediyorum ya. Herkes çok övüyor. Şu damak baklavayı 13 lira. Hatta Kepser'de şey gördüm, baklavanın kilosu 250 lira olunca bence de çıkması çok mantıklı olmuş falan filan diye. Ben de bir deneyebilirim belki. Benim gibi tatlıyı sevdiğiniz için gösteriyorum. Bunlar katkı maddesi var bu arada ama hani fikir olsun diye. Şöyle şeker ilavesiz 4,5 lira. Bu da normal tedariden bir fark yok. Ya da ölçülü yemek istiyorsanız da şu tarz şeylerden olabilirsiniz. Böyle minik minik hepsini çıktı ya. Mesela ben kahve yanında 2 tane falan yiyorum. Çok minik zaten. Çok kuş kadarcık bir şey. O yüzden mantıklı olabilir. Ya da karamıyor. Şu karamıyor 6 kare arkadaşlar. Mesela ben diyetteyken hep 2 kare 3 kare kahvenin yanında tüketiyordum. Ve gerçekten çok güzel oluyordu. Bunu da öneririm size. Yani sadece 60 kalorilik bir ara öğün olmuş oluyor. Kahve, çikolata ve enerji çok iyi. Spor öncesi de yapıyordum. Canınız çok tatlı çektiğinde, meyve tükettiğinizde de gitmediğinde ya da doğal ürünler tükettiğinizde de o tatlı ihtiyacı gitmiyorsa böyle ölçülü, az porsiyonlu şeyler önemli. Kurtarıcı oluyor. Bir de size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Bakın böyle lavaşlarla bread falan da tavuklu böyle kaşarlı breadler yapılabilir. Hatta güzelliği bakın tortilla, tam buğdaylı sanırım. Tam buğdaylı böyle lavaşlar falan da var. Aynen tam buğdaylı. Bu böyle tam buğdaylı lavaşlardan alıp işte içine tavuk, kaşar ya da işte sebze, mantar falan yapıp böyle evde sağlıklı breadler de yapılabilir. Ben tüketiyorum ara ara. Arkadaşlar sağlık market alışverişine şöyle ev dekorasyon alışverişi de gösterebilirim. Bakın böyle beyaz falan da var. Daha canlı beyaz olsa olurmuş ama tanesi 20 lira. Eğer böyle siz de geniş bir tabak istiyorsanız mutlaka bakın ben beğendim. Daha beyaz olsaydı belki bir gün alabilirim. Böyle kirli beyaz sevmiyorum. Tarif çekiyorum ya, bu tarz böyle tabaklar çok güzel olur. Şöyle kuru çilekler falan var. Ben hiç tüketmedim. Aklınızda bulunsun böyle istiyorsanız. Böyle kurtulmuş yiyecekler falan var Carrefour'da da. Bakın burada böyle çeşit çeşit yapmışlar. İncir var, vişne var, çilek var, kayısı var. Baya böyle doğal çeşitler var. Arkadaşlar baya artık böyle zübel tarzı şeyler çıkmış. Arı poleni, insan cevizi, bitter. Sonra bakın fiyatı normal 5.95. Böyle bu neymiş? Arı poleninden yapılıyor. Portakal, fındık. Sonra yer fıstığı, kakao. Bu da Hindistan cevizi sanırım. Bu da Hindistan cevizi, badem. Böyle fellaslar falan da var ama fellaslara göre bunun fiyatı daha uygun. Vasco diye bir markanın. Çeşit çeşit var. Burada da çilek ve kakao varmış. Doğal şeker içeriyor tabii ki. Gayet güzel bence. Biberler de var. Züber de isterseniz. Ama ben züber bayağıdır yemiyorum. Şöyle de göstereyim size fiyatlarını. Ama bunların fiyatı bayağı uygunmuş. 148 kalori, 11 gram şeker var. Arkadaşlar şunu hiç yediniz mi? Ben bayılarak yiyorum. Ballı mix'in. Böyle kakaolu aynı. Gerçekten şeker yok, bal var. Böyle birazcık hafif. Böyle Nutella'ya da benziyor. Ama böyle çok şeker, daha az şekerli Nutella gibi düşünün. Fiyatları biraz yüksek, 31 lira ama böyle arada alıp böyle o etimek gösterdim, ekmeğe sürüp yenilebilir bence, gerçekten çok güzel. Biterli sarayliler çıkmış ama ben sevmiyorum. Şu çok şeylerin, çok kremlerin şekersizleri de var, tatlandırıcı koyuyorlar.
Bakıyorum böyle farklı bir şey var mı? Yok. Burada şunu tüketiyorum. Bu da böyle sütle falan. Mesela tost yapıyorum. Bir kare tostun yanında. Bir de bundan biraz sütle yiyorum. Bu da çok tutuyor zaten. Bunun küçük paketleri olmuş ama evet, katkı maddesi var. Bu var ne yazık ki. Ama böyle arada canım istediğinde yiyorum. İşte Lipolip'inde şunu seviyorum. Bakın şu. Mavi olan o kadar güzel bir yulaf yapılıyor ki. Muhallebi gibi. Şıklaş gibi. Üzerine kakao kahve dök. Tiramisu tadında. Gerçekten şunu tüketim. Ben bayılarak yiyorum. Yulafları bunun sayesinde sevdim. Böyle şekerli ve sponlar var. Aynı şekilde. Bakın böyle kakaolu sadesi. Bunu hiç tüketmedim. Fiyatları zaten normal olarak pahalı çünkü şeker yok içinde. Ama daha iyi. Şurada da aynı şekilde çıtır yulafların da hepsinde yapılmış. İşte granolalar var zaten. Böyle bayağı çeşitler var. Ben şunu da seviyorum arada. Bunu da tüketiyorum. Bu benim favorim arkadaşlar. Şeker var bunda ama gerçekten bir porsiyon 130 kalori. Bundan böyle işte 3 kaşık koyup sütle yiyorum. Böyle çok kıtır kıtır ağızda böyle fındık tadı geliyor çiğnedikçe. Patlıyor zaten. O yüzden bunu seviyorum. Bir ara Nesli çok tüketiyordum. Artık bıraktım. Fındık ve sütlü çikolatası çıkmış. Şereklisi var, bitterlisi var, karamellisi var, muzlusu var. Ama artık bunlar gerçekten çok yapay işlenmiş geliyor. O yüzden bunları tüketmiyorum. Fiyatı da tanesi 5 lira olmuş. Şurada da altta böyle koku popları falan da var. Şöyle tarçın karanfilli yeşil çay falan çıkmış. Limon, C vitamin yeşil çay var. Zencefil limon, mango ananaslı var. Bakın tarçınlı karanfilli tekrar yeşil çaylar var. Probiyotikli siyah çay var. Şu asayi ananaslı yeşil çayı ben çok seviyordum. Bir tane bundan alabilirim ya. Tak bunu gidince söyledim size. Bayağı tüketmiyorum. Bakın şöyle ballı zencefilli ıhlamur da var. Aslında bu da güzelmiş. Bu da evde kalması için olabilir. Annem görmesin, sana ıhlamur gönderiyorum bunu mu alıyorsun diyecek ama anne bazen düşünüyorum ıhlamur denilemeye kusura bakma. Şu ikisini bir alayım ben. Şöyle. Fiyatları da 9.75 ve 11 lira. Rezene mezene. Böyle slim plus. Şunları çok tüketmeyi sevmiyorum ya. Bağırsakları zorladım düşündüğüm için. Daha doğal yöntemler tercih edilebilir. Arkadaşlar benim olmazsa olmaz çikolatalarım. Gerçekten. Şunlar çok güzel. Böyle kare kare yaka ve yanında iki tane falan yiyorum. Şimdi böyle yazılar çıkmış, sorular soruluyor ama güzel olmuş. Bu da evde var almayacağım ama bunu da yanınıza taşımak için canı sap şeklinde kurtarıcı oldu. Alacağımı aldım. Ne aldım diye sorarsanız iki çayları aldım ve iki tane puding, bir tane çikolata aldım. Market alışverişi böyleydi yani. Gördüğünüz gibi artık çok fazla böyle değişik ürün göremedim farklı. Zaten çoğunu artık biliyorsunuz. Çok öyle sıkmak istemedim. Ama hani sebze meyveyi de göstermedim. Zaten sebze olarak genelde aldığım şeyler belli. Böyle çok da evi doldurmak istemiyorum. Böyle hem bana da güzel oldu. Siz de böyle gezmiş olduk. Ne var ne yok onları falan görmüş olduk. Ama markette insanlara böyle bakıyor. Kız ne yapıyor gibi böyle. Bir utanıyorum. Bir diyorum ki ne yapayım? İşim bu yani. Çekmek zorundayım. Sonuçta takipçilerim bekliyor böyle. İki şekilde ama yani dibime bile girdi insanlar, devam ettim yani. Ne yapabilirim? Şu an bile yolda yürüyorum. Çekiyorum artık yani. Sonuçta izleniyor. Ben BİM'e gidiyorum. Buradaki BİM'de bulamadım müşteriye. Kafaya taktım. Aha BİM. Oha bizim şansımıza derken ileri BİM'e gidecektim. Oha bir tane yeni BİM açılmış. Şansımıza her yerde BİM var. Ben merkezde oturduğumdan. Öyle yani çok sağlıklı, müsrif olmayan bir market alışverişi yaptım. Sebze meyvemi de hafta içi alırım. Ne alırım? İşte lahana alırım. Karnabahar almayı düşünüyorum. Pırasa. İşte meyve olarak portakal, elma, muz, salatalık, domates falan. Bunlar zaten standart. Böyle sağlıklı kek falan da yapacağım. Onun için de birkaç bir şey alırım. Havuç falan alırım. Öyle yani. Ama böyle paketli ürün olarak işte bu arada size şey söyleyeceğim. Hani derseniz işte Ebru. Neyse bunu sonra konuşuruz. Ay bunu arabada konuşacağız. Şimdi ben şu BİM'den şu müsliği halledeyim. Gerçekten rahatlayacağım. Arkadaşlar burada da yok galiba. Bakın granolar, granolar, bunlar var. Granolar başladım. Gerçekten. Ve burada hiç yazmıyor. Biraz satılmıyor mu acaba? Aldım. Buldum. Ama bir tane kalmış ya. Bir tane kalmış. Gerçekten sadece bir tane kalmış. Meyve de istemiyorum. Şu altta, şu arkada bir şeyler var mı? Durun bakıp geliyorum ama bir tane de olsa buldum. Değdi. Arkadaşlar buldum bakın. Arkada misli varmış. Bitince ön alacaklardı fark ettim. Ve zafer oluşturdu. Bir zafer müziği gelsin. Bu işi de hallettik.
Bu arada balık görüyorum, sürekli canım balık çekiyor. Şöyle bir hamsi, şöyle bir değişik salatalar ya da şöyle bir levrek alıp yapsam diye canım istiyor. Bu arada makyajım bakar mısınız? Kızardım. Doğal allık, doğal bir burun kontürü gibi oldu. Şimdi ben ne yapıyorum? Arabaya yürüyorum. Dışarı çıkacağım buradan, eve uğramayacağım. Çünkü zaten dondurulmuş ürün almadım biliyorsunuz. Size arabada bir şey anlatacağım. Bir konuşalım. Marketten neler aldığımı şöyle bir yüzeysel hemen hızlıca göstereceğim size. Anlamamış olanlar olabilir. Bu arada sucuk da aldım, onu da söyleyeyim. Sucuğum bitmişti. Böyle işte tost arasında sucuk kaşar falan yapmayı seviyorum. Şöyle müsli'den aldım. Bundan 4 paket aldım. Bunun bir porsiyonu 170 kalori falanmış zaten. Şekerde kaç? 3.7 gram şeker var. Şeker az değil ama bence bir tık daha fazla gibi. Neyse. Üstün lezzet ödülü almış. Ben bunu zaten yıllardır kullanıyorum. 1-2 yıldır falan sürekli tüketiyorum biliyorsunuz. Sonra birinden şöyle şeker ilavesiz bu çikolatadan aldım. Ondan sonra şu insan cevizli hurmadan aldım. Bilmiyorum. Bugün tatlı yemezsem bunu deneyiz birlikte. Bir videoda deneyelim. Başka ne aldım? Bir de şunu aldım arkadaşlar. Böyle. Ama bunları zaten deneyeceğiz. Bir maşallah bu kadardı. Şöyle. Carrefour'dan da çok az şey aldım zaten. Carrefour'dan şöyle ballı zencefili ıhlamur aldım. Bilmiyorum ne kadar güzel. İçindekilere bakacağım. Ihlamur yaprağı çiçeği %62, zencefil %14. Dut yaprağı, meyan kökü, bal arom verici %5, stevia. Bence güzel ya. Zencefil ve ıhlamur bayağı varmış. İstersen bal kendim eklerim zaten. Bu da asayi ananaslı yeşil çay. Bunda da aynı şekilde yeşil çay %91, arom verici ananas tropikal falan. Asayi %0-2 ananas falan varmış. Bu da böyle. Şöyle iki tane aldım. Bir tane de şöyle bir damak baklava çikolatasını aldım. Böyle. Evet, şimdi böyle arkadaşlar sizin için özel olarak işte BİM'le Carrefour'u gezdik. Zaten Migros'ta da az çok aynı şeyler var ama bir gün Migros'u falan gezer. Hatta bir gün ben böyle tamamen uzun bir video Metro Market'e gidip böyle her şeyi göstermek istiyorum. Orada da çok fazla ürün var. Siz böyle Ebru market alışverişini çok gezdik. İşte böyle çekiyordum bir şeyler, hani çekiyordum, bayağıdır çekmiyorsun diyordunuz ya. O yüzden ben de böyle size çekmek istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu arada size de bir şey söyleyeceğim. Hani bu beslenme düzeni hakkında. Arkadaşlar artık nokta olarak şöyle söyleyeyim. Ben artık koruma döneminde olduğum için ben normalde çikolata da yiyorum. Hani şey gibi beklemeyin. İşte Grano'nun neden şekerli kahvesizini almadım? Müslüm neden şekerli kahvesizini almadım falan gibi böyle hani hiç girişimde bulunmayın. Çünkü neden? Zaten dediğim gibi yani ben zaten full doğal sağlıklı her şeyim sağlıklı olması lazım. Şekeri çalmamam lazım.